Yani Türkiye tarihinde cezaevleri itibariyle hücre tipi cezaevi FET tipiyle Türkiye'nin gündemine girdi. FET tipi cezaevleri inşa edildikten sonra zaten kamuoyunda büyük bir tepkiselliğe neden oldu. Akabinde İmralı hapishanesi ile hücre tipi cezaevleri Türkiye'de artık gündeme oturmuş bir şekilde tartışmalara konu oldu. Lakin şöyle bir gerçeklik var ki 2021 sonrasında muazzam sayıda yüksek güvenlikli cezaevleri inşa edildi. Bunlardan Y tipi ve S tipi adı altında yeni tip cezaevleriyle biz bu cezaevlerinin Türkiye'de sessiz sedasız bir şekilde hiçbir şekilde gündeme taşınmadan kamuoyunda gizli bir şekilde inşa edilip mahkumların sürgünleriyle biz ve ailelerin talepleri üzerinde biz bu cezaevleri hakkında bilgi sahibi olduk. Yaptığımız araştırmalar, incelemeler ve raporlaştırmalarda bu tip cezaevlerinin bir kişilik ve üç kişilik cezaevlerinden koğuşlardan oluştu. Hücre tipi olarak bilinen tarzda oluştu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için dizayn edilmesine rağmen birçok tutuklunun da bu cezaevlerinde tutulduğunu yaptığımız raporlamalar sonrasında gördük. Bu cezaevlerin temel amacı tutuklu ve mahkumları yalnızlaştırmaya yönelik inşa edildiğini biz görmekteyiz. Tamamen izolasyonun hüküm sürdüğü cezaevleri olup ama temel mantığı güvenlik sahikidir. Bu cezaevlerinde kişilerin iletişim imkanları yok diyecek kadar azdır. Yani 22 saat boyunca koğuşlarda kalıp sadece günün 1,5 saati havalandırma haklarını kullanıyorlar. Haftada 1 saat ya da 2 saat ancak diğer mahkumlarla iletişim sağlanabiliyor bu tür cezaevlerinde. Tamamen kişiyi bireyselleştiren, yalnızlaştıran ve bu şekilde birçok psikolojik sağlık sorunlarının da ortaya çıktığını belirtmek isteriz. Biz hukukçuların da bu tip cezaevlerin bir an önce sonlandırılması, bu tip cezaevlerin bir an önce kapatılması, var olan projelerin sonlandırılması, dediğim gibi bu tip hani biz hukukçular olarak hani bu cezaevleri ziyaretimizle birlikte birçok müvekkilimizde, mahpusta sağlıksal anlamda, sosyolojik, psikolojik açıdan birçok sorunla karşı karşıya gözlemliyoruz. Bizim kamuoyuna, hükümete talebimiz bir an önce bu cezaevlerinin kapatılması, hayata geçirilmeye çalışan cezaevlerin projelerinin de iptalini istiyoruz. Yani bu cezaevleriyle birlikte bir bireyin topluma kazandırılmasından öte, bireyden koparılma, toplumdan koparılmayı hedeflediğini görülmesin gerekmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz. Hani bu tip cezaevleriyle biz bireysel olarak gittiğimiz dosyalarda bu sorunlarla karşı karşıyayız. Buna dair ailelerin ve mahpusların birçok şikayeti ÖHD'ye, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'ne gelmektedir. Bu anlamda ÖHD olarak bu anlamda bir çalışma.